Herkese merhabalar, ben arkadaşlar daha önce bahsettiğim Uran, yani şirketten çıkıp tekrardan şirkete döndüğümüz Uran'ı tamamlamak üzereyim. Biraz sonra şirkette olacağım. Şu anki planım arkadaki trailer'ı bırakıp yeni bir trailer alıp, yani de arkadaki kasayı bırakıp yeni bir kasa alıp, dolu bir kasa alıp yola devam edeceğim. Şu anki planım ise sizlere boş kasayı bırakıp dolu kasayı nasıl alıyorum, ondan bahsedeceğim ve giderken yapacak olduğumuz bu ikinci run hakkında ufaktan bilgi vereceğim arkadaşlar. Burada trailer nasıl çıkartılıyor, nasıl tekrardan takılıyor ve ufaktan kontrol etmemiz gereken şeyler var mı, ki var, onlardan size ufaktan bahsedeceğim ve ikinci run'ımıza başlayacağız. Eve uğramadan sürekli dönüyoruz bu şekilde. Bu arada şunu da belirteyim, tam 800 gün olmuş ilk run'ımı bitireli, yani iyi bir sürede gidip gelmişiz gibi bir durum oldu. Evet arkadaşlar, şimdi şirkete geldim. Şu andaki arkada bulunan kasayı buraya bırakacağım. Ardından gidip ikinci dolu olan kasamızı alacağım. Evet arkadaşlar, burada iki tane hava borumuz var. Önce bunları söküyoruz. Ardından şuradaki elektrik kablomuzu söküyoruz. Şurada kenara bırakıyorum. Ve şurada bir pin var. O pini size göstermek istiyorum. Şuradaki bir pin. Şu pini çektikten sonra ortada bir makas var, o açılıyor. Makas açılır açılmaz, yani ki onu da göstereyim size. Araba, şöyle ufaktan göstermiş olayım. Şurada bir makas var. Daha doğrusu bar diyelim, çizgi, demir neyse. Onu çekiyor içeriye ve artık ileri gittiğim zaman, trailerin ileri gitmesi, gittiği zaman araç trailer yerinde kalıyor. Çünkü trailerin frenini de çektiğimiz için. Ve araç kasadan ayrılmış oluyor. Bu arada yanlış yaptığım bir şeyi de belirtmek istiyorum arkadaşlar size. Bu işlemleri yapmadan önce mutlaka en öncesi şunu indirmemiz gerekiyor. Bunu indirip ki güvenliği alalım, bu yerde olsun. Ardından kabloları söküp, barı çekip ileriye gittiğimiz zaman kasamızı çıkartmış olabilirim. Bu da iki türlüdür arkadaşlar. Şu anda mesela yumuşakta. Bunu mesela çekersek şöyle, bu sefer sertleşir ve daha çabuk inmesini sağlar. Bunun yere kadar inmesini sağlıyoruz. Yere değmesi yeterli. Gördüğünüz gibi yere değdi. Bu yeterli bizim için. Bundan sonra aracı ileriye alıp gidebiliriz. Arkadaşlar, kasadan çıkarttık. Şimdi gidip dolu kasayı alacağız. Geri yanaşırken o çektiğimiz pemin çekili olduğuna mutlaka bakmamız lazım.
Hatta ben az önce baktım. Yani bu yeni başlayacak olan arkadaşlarımız olursa onlar için önemli bir şey. Mutlaka ama mutlaka kontrol etmeden arabayı geri geri yanaştırmasınlar. Yani demire vurabilirler, öyle söyleyeyim. Arabayı bu şekilde oturttuktan sonra gelir gelmez bar kapanıyor. Bar kapandığından emin olmamız için aracı tekrardan geriye deneyerek, yani ileri gitmeye deniyoruz. Aracımız takılı mı değil mi? Çünkü şu anda kasamızın freni tutulu, yani kasamız gitmeyecektir. Şu an basıyorum, gitmiyor aracı. Bu da demek oluyor ki şu anda aracımız kasaya bağlandı. Şimdi son bağlantılarını yapıp dalıyı havaya kaldıracağız. Daha sanırım Türkiye'de de aynı kelime söylüyor. Dalıyı havaya kaldırdıktan sonra lambalarımızı, gerekli kontrolümüzü yapıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 32 Fahrenheit'ta, yani 0 derecede çalışıyor. Soğuk bir mal götüreceğiz, anlaşılan. Şunu tekrardan size göstereyim. Burada mavi hava kablosu takıyoruz. Böyle. Ardından şu elektrik kablosu, yeşil olan. Bunu buraya takıyoruz. Emin olalım çıkmasın. Ardından asıl hava kablosu kırmızı olanı takıyoruz. Bunların iyice takılı olduğundan emin olmak lazım arkadaşlar. Ve en önemlisi, orta bara bakacağız. Bar kapalı mı değil mi? Barımız gördüğümüz gibi kapanmış, kapalı durumda. Yani herhangi bir sıkıntımız orada yok. Daha iyi yanmaya kaldırıyoruz arkadaşlar. Aracın farlarını, daha doğrusu kasanın farlarını kontrol edeceğiz. Sonra yolumuza gitmeye hazırız. Farları yakıyorum ve kontrole başlayacağız. Evet arkadaşlar, farları kontrol ediyoruz. Önce her ihtimale karşı kendi kasamızdan başlayalım. Gördüğünüz gibi sis lambalar, dörtlüler, normal lambalar ve marker lambalarımız, yukarıdaki lambalarımız yanıyor. Bunlar çok önemli lambalar. Farlarımız, lambalarımız, öyle söyleyeyim. Yine buradaki lambamız da yanıyor. Trailer'a gidiyoruz. Trailer'de bu lamba yanıyor. Peki marka lambamızı görebiliyor musunuz bilmiyorum. O da yanıyor. Ardından buradaki lambalarımız, sinyalimiz yanıyor. Lastiklerimizi mutlaka kontrol ediyoruz. Lastiklerimizi mutlaka kontrol ediyoruz arkadaşlar. Genel olarak şu anda görünürde çok güzel bir temiz bir trailer'a sahibiz. Ama burada bir vidamız var. Bunu buradan çıkartmam lazım. Şimdilik kalsın ama bunu buradan çıkartmamız lazım arkadaşlar. Onun dışında gelip mal sealed deniyor. Yani şu anda bağlı. Bağlamışlar. Burayı açamıyoruz, bakamıyoruz. Arka lambalarımız yanıyor. Şöyle göstereyim. Onlar yanıyor. Buradaki lambalarımız da yanıyor arkadaşlar. Hemen yan lambalar. Şu çok önemli. Bunun yanmaması lazım. Bu ABS. O yanmaması iyi bir şey. Tekerler falan çok güzel. Sadece bir gördüğünüz gibi bir tekerde vidamız var. Havalarımız da iyi. Bu lambalarımız da yanıyor, sinyallerimiz. Trailer marker lambalarımız iyi, yalnız yakıtımız yarım bir yakıtımız var. Yakıt almamız önemli. Kendi lastiklerimizi de mutlaka kontrol etmemiz lazım. Lastiklerin havası inikse bu konuda başımız ağrıyabilir. Evet arkadaşlar, arabamızı ufaktan kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı şimdilik yok. Giderken son bilgiyi vermek için tekrardan açacağım. Görüşmek üzere. Bye. Arkadaşlar az önce kasayı aldık. Yola çıktık. İstikamet Houston, Texas. Yani bu
uzaylıların, daha doğrusu astronotların Houston sesim geliyor mu dediği yer. Ses geliyor mu gelmiyor mu ona onu kontrol etmeye gideceğiz. Allah'ın izniyle herhangi bir sıkıntı çıkmazsa. Şu anda Pensilvanya'dayım. Pensilvanya'dan Houston'a yaklaşık 1600 mayroda 23-24 saat bir yol yapıyor. Aslında daha fazla yapıyor. Bu söylediğim, daha önce de belirtmiştim ben. Google'dan bakıyorum, araçlara göre saat veriyor. Yani daha hızlı. O yüzden biz de ona göre işte 2-3 saat, 4 saat neyse bir ekstra daha yol gideceğiz. Ekstra daha yolumuz var arkadaşlar. Onun dışında bıraktığımız mal daha önceki videoda söylemiştim, karpuzdu. Şu anki de tahminim kağıtları okuduğum kadarıyla ilaç var. O yüzden belli bir derecede tutulması gereken bir ilaç. İlaç taşıyorum. Houston'a bırakacağım malı ama yarısını Houston'a bırakacağım. Yarısını da ardından San Antonio'ya bırakacağım. Yine Texas'ın bu bahsettiklerim büyük şehirlerindendir. San Antonio'ya bırakacağım. Houston'dan San Antonio arasında şimdi tahmini söylüyorum. 3-3,5 saatte bir yolum var. Aslında şu anda zaman aralığını tam net olarak söylemek istemiyorum. Çünkü sıkışık. Bu demek ki biraz fazla yol yapacağız. Kendimizi belli etmeyelim. Durum bundan ibaret. Yani bu yapacağımız ikinci run'a başladık. İkinci run'ın ilk etabı Houston, yani Pensilvanya Houston, Houston'dan San Antonio, tahminim oradan yine bir mal alıp Arizona, Arizona'dan New York'a. Sonra eğer fikir değiştirmez isem eve gideceğim arkadaşlar. Neyse, videoyu her zamanki söylediğim gibi çok fazla uzatmaya gerek yok. Size ufaktan kasanın nasıl çıkartıp takıldığını anlattım ve ikinci tribe nasıl başladığımı anlattım. Arkadaşlar kanalımız büyüyor yavaş yavaş. Sizlerden ricam bunu yaptığım videoları yayıp daha fazla insana ulaşmasını sağlamak. Ve lütfen beğendiyseniz like yapın. Bunu bildiğiniz değişik sosyal platformlarda, Twitter'dır, Facebook'tur, oralarda paylaşın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum bu kadar bana destek verdiğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayallerinizi yaşayın.